ama şöyle bir durum oluyor. Şimdi sen kendini kanıtladın. Anladın mı? Hı-hı. O dönem kanıtlamadığın bir dönem ve bir şey, biri olmaya, bir şey yapmaya çalışıyorsun filan. Hiç bocalamadın mı? Blog yazarken ha, mi? Yani... Yok, o benim için tamamen bir eğlenceydi. Hı-hı. Hiçbir şey olmaya hedef da çalışmıyordum. Neydi? Hiçbir hedefim yoktu. Yok, sadece bir şeyler yapmak, güzel bir şeyler yemek. Fotoğrafa ilgim başladı. Yani sırf blog devam ettirebilmek için değil, fotoğrafçılığın kendisi çok hoşuma gitmeye başladı. Peki, insan yani tamam bir sürü insan böyle bir şey. Nasıl bu uluslararası başarı geliyor? Onun nasıl geldiğini ben aslında çok açıklayamıyorum. Sadece düşünerek bulduğum bir şey. Şimdi herkesin bir blogu olabilir. Hı-hı. Herkes bir şey yazabilir ama onu ne kadar kendinden olduğu önemli. Yani kendi imzanı atmış olduğunu önemli. Yani onun bir hikayesi var tabii. Mesela Türkiye'deki yemek kitaplarına baktığınızda birbiri ardına tariflerdir. Yani tarif bankası gibi. Dünyada tariften bol bir şey yok. İnternete gir, brownie yazdığın zaman belki 1 milyon tane bile tarif bulursun. Hiçbir özelliği yok. Hiçbir zaten. Özelliği yok. Asıl önemli olan onun arkasındaki hikayesi. Bunu sen nasıl yapmayı akıl ettin? Öyle bir şey yapayım ki her şeyin işte babaanne cookiesini babaanneden gireyim. Yani sen bir storyteller gibisin aslında. Evet, evet. Yani ben nasıl bir blog okumak istiyorsam onu yapmaya çalıştım. Hmm. Çünkü çok anlamsız geliyordu yani bir tarifi okumak hani... Bunun diğerlerinden farkı ne? Ben bunu neden yapmalıyım diye insan kendi kendine soruyor. Ona bir cevap alamayınca da geçiyorsun öbür bloğa. Hmm.